Bu projemizi başladığında ilk etapta 54 öğrencimiz vardı. Şu anda Allah'a çok şükür 2000'e yakın öğrencimiz var. Bu bizim için çok sevindirici bir durum. Dünyanın 47 ülkesinden 2000'e yakın öğrencimiz var. İnşallah bu yıl hedefimiz bu rakamı çok 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 daha ileriye götürmek. Aslını inkar edin, söylemeyen namet. Aslını inkar edin. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı yapabilir miyiz diye başladık. Şu anda yabancı uyruklu öğrenci sınavlarımızı online olarak mükemmel bir şekilde Türkiye'de belki de örneği tek olarak yapıyoruz. Oldukça ciddi, oldukça önemli ve bunu arkadaşlarımız lütfen bir kenara not etsinler. Tam 100'ün üzerinde üniversite tarafından kabul edilen bir yabancı uyruklu öğrenci sınavı yapıyoruz. Uluslararası sınavı yapıyoruz. Biz bütün öğrencilerimizin Avrupa'ya gitmesini istemiyoruz. Amerika'ya gitmesini istemiyoruz. Biz tıpkı Türk öğrenciler gibi hem uygun fiyatlarla, Türk öğrencilerin ödediği fiyatlarla hem de çok üstün kalitede yetiştirerek mezun edeceğimizi biz buradan biliyoruz. İyi bir mühendis, iyi bir avukat, iyi bir tıp hekimi olarak yetiştirmeye adayız, talibiz, tek şey istiyoruz, bizi tercih edin. Bu etkinliği bu sene ilk defa düzenledik Elazığ'da. Bu etkinlikteki amacımız Türkiye halkına, Elazığ halkına Afrika'yı tanıtmak. Çünkü insanlar Afrika'yı tanımıyorlar. O yüzden Afrika'yı tanıtmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Mesela insanlarla karşılaştığınızda sen Nijerli mısın, Somalili misin diye soruyor. Sanki Afrika'da sadece 1-2 ülke varmış gibi. Halbuki 54 ülke var ve 2000'den fazla dil konuşuluyor. O yüzden hem Türk halkına, hem Elazığ halkına, hem de biz yabancı öğrencilerimize Afrika hakkında bilgi vermek istiyoruz ve inşallah bu etkinlik her sene yapacağız inşallah, sürekli olacak. Bu birinci oldu, sene de ikincisini yapacağız, üçüncüsünü yapacağız, böyle devam edecek inşallah. Somali'den geliyorum. Fırat Üniversitesi adlı bir işim için okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bugün konumuz Afrika kültürü tanıtıyoruz. Şu anda bize sergi de açtık. Bizim yöresel dans da yaptık.